İnsanın teşekkül ve temekkül ettiği yer ana rahmidir. Ana rahminde teşekkül ediyor. Ve oradan dünyaya geliyor. Rastgele olmaz. Evet. Bunlar ilmi meseleler. Biraz bu hususta bir iki malumat verdikten sonra esas mevzumuza geçeceğim inşallah. Cemiyetin temeli biliyorsunuz ailedir. İlahi nizam dairesinde aile. Ailenin temeli de karı ile kocadır. Karı ile koca. Karı kocanın çocukları olunca bunlar anne ve baba ismini alır. Malum. Sıfatları değişir birden. Karı annelik sıfatı kazanır. Koca da babalık sıfatı kazanır. Ve bunların çok büyük ehemmiyetleri var. Çocuğun hayatına başlangıç olan erkek hücresi ile kadın hücresidir. İki hücre. Bugün ilmin peşinde koştuğu bir şey var. Hücre. Hayatın başlangıcı hücredir diyorlar. Hücre. Nedir bunu bilen yok. İlim araştırıyor. Yeryüzünde hayatın meydana gelişi, o hücrenin vücuda gelişi nasıl meydana gelmiş? Nasıl olmuştur? Bu hücre nedir? Henüz araştırıyorlar. İlim henüz araştırma safhasında, hiçbir şey halletmiş değil. Çocuğun hayatına başlangıç olan erkek hücresi bir tanedir. Buna sperma ismini veriyorlar, sperma. Kadınınkine ise döl hücresi diyorlar, döl hücresi diyorlar. İnsan hayatına başlangıç olan sperma sayısı bir defasında 225 milyon kadar ana rahmine intikal ediyor. 225 milyon sperma hücre intikal ediyor. Bunlar yaklaşık olarak 8 saat döl hücresi arıyorlar. İçlerinde en güçlü olanı döl hücresini buluyor. Onun içine girer, kısa zamanda tek hücre haline geliyor. Tek hücre haline geliyor. Tek hücreden çok hücrenin, meydana gelmesi ve insan oluncaya kadar geçen zaman ve şekillerin bütününe embriyon safhaları deniyor. Embriyon safhaları. Henüz bunları ilim araştırıyor. Hiçbir sonuca varmış değil. İç içe giren iki hücre. Birisi döl hücresi, öbürü de sperma, erkek hücresi. İki hücre iç içe girdikten sonra içteki zarı eritiyorlar. Bir hücrenin içinde ikinci hücre canlılığını korumaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ın bir balığın karnında 40 gün kalışı gibi. Bir balığın karnında Yunus Aleyhisselam 40 gün yaşamıştır. Nasıl olmuştur? Bunun keyfiyeti, izahı, manası nedir? Henüz ilim bunu araştırma noktasındadır. Neticeye kavuşmuş değildir. Tıpkı böyle olduğu gibi o erkek hücresiyle kadın döl hücresi bir hücre içinde canlılığını devam ettiriyor. Döllenmiş tek hücre anne rahminde, ana rahminde bir tek noktaya tutunup kalıyor. Ana rahminde bir tek noktaya tutunup kalıyor. Ve bu noktayı nasıl buluyor? Neden başka bir yere değil de belli bir yere tutunuyor? Bütün bunlar henüz ilmin kesinlikle izah edeceği şeyler değil. İnsanın başlangıcı olan bu tek hücre 15 dakika sonra bölünüp iki tane oluyor. Bu iki hücre bölünüyor, 4 tane oluyor. 4 bölünüyor, 8 oluyor. 8 bölünüyor, 16 hücre çift çift bölünmek suretiyle milyonlarca hücre meydana geliyor ve bir insanı nasıl ki bir binayı tuğlalar, taşlar meydana getiriyorsa bir insanın tamamını da hücreler meydana getiriyor. Bir tek hücreden milyonlarca hücre hasıl oluyor. İlahi kudret. Evet. Çocuk tabii gelişiyor ve ana rahminde içi boş bir hortumla, göbek hortumuyla anneye bağlanıyor çocuk. Ana rahmindeki çocuğun bir göbek hortumu vardır. İçi boş bir kanal.
O hortumla yavru annesine bağlanıyor ve annesinden resmen beslenmeye başlıyor. Anne neyi yerse, neyi içerse, ondan hasıl olan kandan ve kanın içindeki lazım olan gıdalardan göbek hortumuyla çocuğu Hazreti Allah orada besliyor. Henüz ilim bu hususlarda geniş bir açıklama yapamasa dahi hadise ortada. Evet, hatta biliyorsunuz öyle bir mekanizma, öyle bir sistem kurulmuş ki bir kadın çocuğa hamile kalınca bir değişiklik oluyor onda. Artık normal adet görme hassası kayboluyor, aydan aya gördüğü adet kesiliyor, bir daha o çocuk doğuncaya kadar o kadın adet görmüyor. Kan gelmiyor, kesiliyor. Niçin mi? Şimdi çocuğa hamile kaldıktan sonra o kan, o adet niçin kesiliyor? Çünkü artık hadise değişmiştir. Ana rahmindeki çocuk o kadının kanıyla göbek hortumuyla besleniyor. Aynı kanı devamlı kaybetseydi o çocuk, o yavru orada beslenemeyecekti. Sistem değişiyor. Bütün bunlar görüldüğü gibi ana rahminde çocuğun teşekkülünü ve şekil almasını, büyümesini, biçimlenmesini, ona çeşit çeşit azaların, kısımların, aletlerin takılmasını gerektiriyor. Kısa bir zaman içerisinde, 9 ay gibi bir zaman içerisinde biliyorsunuz, çocuğa ne lazımsa, hayata geldiği zaman o çocuğa ne lazımsa hepsi orada takılıyor. Hepsi orada takılıyor. Bakın Kur'an-ı Kerim bunu gayet güzel haber vermiştir. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِزَامًا فَكَسَلْنَا الْعِزَامَ لَحْمًا سُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ Ayetlerde gayet güzel. Orada çocuğa lazım olan ne varsa ana rahminde takılmış. 2 tane kulak hayata geldiği zaman mutlaka lüzum edecek, icap edecek. 2 tane kulak, 2 tane göz, ağzını, yüzünü, her şeyini, parmaklarını, tırnaklarını, ayaklarını, ellerini, her şeyini Allah-u Teala orada hazırlıyor ve çocuk belli bir müddet ana rahminde bekliyor. Bu müddetin tayini de ilim tarafından izah edilmiş değil. Tam 9 ay bir müddeti var, o müddet dolduktan sonra birdenbire annede bir değişiklik olmaya başlıyor. O rahim kasları, ana rahminin kasları, damarları, daha evvel karın kasları, rahim kasları kasılmıyor, sıkışmıyor. Bekleme müddeti dolduktan sonra sıkışmaya başlıyor. Sancı başlıyor, ağrı başlıyor. Ve istense de istenmese de o çocuk dünyaya gelmek zorunda kalıyor. İlim adamları hayret ediyorlar. Daha evvel bu karın kasları sıkışmıyor, kasılmıyor da belli bir müddet 9 ay geçtikten sonra niçin oluyor? Bunu kim ayarladı? Bunu kim planladı? Bunu kim hesapladı? Neden şaşmıyor? Neden aşmıyor? Neden değişmiyor? Bütün bunlar ilmin henüz izah ettiği meseleler değil. İşte aziz kardeşlerim, bu mevzuda söylenmesi gereken çok mesele var, uzatmayayım. Asıl mevzumuza dönelim. Çocuğun kan dolaşımı, çocuğun kalp sistemi, çocuğun teneffüs sistemi, akciğerleri, karaciğerleri, böbrekleri, bağırsakları ne varsa ana rahminde yavaş yavaş ayarlanıyor, hesaplanıyor, bağlanıyor, bitiştiriliyor ve çocuk orada tam ve kamil manada insanın bir küçük misali olarak yetiştiriliyor. Onun vücuduna hararet dengesi veriliyor. Hani her vücudun bir harareti var. Hatta bugün ilim adamları yine hayret içerisinde, dünyanın neresinde olursa olsun bütün insanların vücudunun ısı derecesi, hararet derecesi biliyorsunuz 37 derece.